Kimler onları koruyacak? Kimler onları yedemini alacak? Allah Rabbil Alemin Celle Fi'ula düşünmüş. Ümmeti Muhammed'in geriye kalan ailelerine sahip çıkmak için bizlere bu fırsatı vermiştir. Elbette ki bazı haller bizlere garip düşmektedir. Bazı İslam usuller İslamiyet'in içinde garip düşmüştür değerli kardeşlerim. İşte onlardan bir tanesi de yaşanmadığı halde, olduğu halde, Allah-u Teala'nın müsaade etmiş olduğu halde birden fazla almak Hristiyanlara aittir. Onlar bize ait değildir. Birden fazla evlenmek Hristiyanlar olamaz. Ama bizde olabiliyor. Niçin olabiliyor? Ne gibi faydaları var? Faydalarını yaşadıkça görüyoruz işte. Bugün İslam nesilleri erkekleri savaş meydanlarında vefat ederken, şehit düşerken geriye kalan dul kardeşlerimiz, dul kadınlar, onların kızları kimler sahip çıkacak? Kimler bakacak? Kimler idare edecek? Malumdur ki dünyada kadın nesli erkekten çoktur. Kadın nesli erkekten çoktur. Yaratıcı bu şekilde tayin etmiştir. Allah bunu böyle kılmıştır ve böyle de emretmiştir. Biz olduğumuz zamanı biliriz. Geçmiş başımızdan geçen halleri takdir ederekten biliriz. Ama buradan bir an sonra ne gelecek, ne bitecek, başımıza neler gelecek? Bir sene sonra, 6 ay sonra, 3 ay sonra ne olacak? Biz de bunu bilemeyiz. Bilen Allah'tır. Zamanı yaratan, mekanı yaratan, her şeyi takdir eden, her şeyi bilen Allah'tır. Allah'tır bizlere yaşama hayatını çizen, yaşama hayatını gösteren, bize erdemliği öğreten Allah'tır. Erdemliği bildiren Allah'ın Resulü'dür. O bildirmiştir ve o öğretmiştir. Evet, Allah'ın Resulü beşer ama veleyse kel beşer, bir beşerdir ama bizler gibi beşer değildir. O Allah'ın Resulü bir insandır bizler gibi ama bizlerdeki vasıflar, ondaki vasıflar asla bizde yoktur. O bir beşerdir ama diğer beşerler gibi değildir. Allah'ın Resulü hayat çizgisini bizlere göstermiş. Allah'tan almış olduğu o ilham yoluyla bizlere her şeyi öğretmiş ve göstermiştir. Allah'ım bizleri peygamberine tabi olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onun yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Onu sevmeyi, onu sevdirecek amelleri, onu sevenleri sevmeye nasip eyle bizleri ya Rabbi. Amin. Evet değerli kardeşlerim. Allah'ın Resulü şabab ve gençlere bu şekilde hitap ediyor. Onun hitabı belli olmuştur ve kıyamete kadar ben temessaki bihi fakat neca. Kim Allah'ın Resulü'nün hadislerine uyar, onun yolunda devam edecek olursa fakat neca kablel ahira, ahiretten önce gelecek hayatını kurtarmış olur. Gelecek hayatını çizmiş olur. Gelecek hayatını tedbir etmiş olur. Bütün tedbirleri almış olur. Evet değerli kardeşlerim, hiçbir zaman unutmayalım ki bu dünya ahiretin mezrasıdır. Ahiretin çiftliğidir. Ahiret için bir hazırlıktır. Ahiret için bir yol açan, bir çiğ açan bir meydandır. Bu meydanda ne eker ne kazanırsan işte o meydandan ahirete o şekilde intikal edecek. O şekilde gideceğini, alacağını göreceksin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim bu dünyada en ufak bile hayır yapmış olsa ahirette bunu görecektir. En ufak bir şer yapsa da bunu ahirette görecektir. كُلُّ عَمَلٍ يُزَّى بِمَا عَمِلٍ. Her nefis yapmış olduğu amelle kıyamet gününde sorulacaktır ve hesap edilecektir. Evet değerli kardeşlerim, bizim bu dünyaya bakışımız başkalarının bakış gibi değildir. Biz her şeyde ibret alırız. Her şeye nazar ederiz. Her şeye bakarız. Her şeyde deriz ya Rab. Halik-i kulli şeyin, her şeyi yaratan sensin ya Rabbi. Ne kadar büyük bir hikmetlerin var. Baktığımız şeyler bizim hoşumuza geçsin, hoşumuza gitmesin. Onu Allah yaratmıştır. Onu Allah takdir etmiştir. Onu Allah onun hendesesini çizmiştir. Onu o meydana getirmiştir. Gördüğümüz mesele sinek bile, ortalıkta uçan sinek bile ya Rabbi niçin yarattın diyemeyiz. Onu yaratan Allah'tır. Onun da bir gayesi vardır. O da bize hizmet etmek için bazı manevi unsurlarla hizmet ediyordur. Diyemeyiz ey bizim Allah'ımız, donuzun eti yenilmiyor. Niçin donuzu yarattın diyemeyiz.
suyu yaratan odur. Eğer donuz yaratılmasaydı donuzun ne olduğunu bilemezdik bizler. Yaratılmış, onun da bir gayesi vardır. O bile Allah'ı tesbih ediyordur. O bile Allah'ı zikrediyordur. O bile Allah'ı seviyordur değerli kardeşlerim. Evet, hal böyleyken bizler nerede olursak olalım değerli kardeşlerim, nerede olursak olalım, hal çekildiğiniz düzen vermemiz her zaman için boynumuzun borcudur. Konuşmazdan önce sözümüze dikkat etmek, adım atmazdan önce birbirimize gitmek için adım atmazdan önce bir defa değil bin defa düşünmek. Kendimize çeki düzen vermek her şeyden önce imanın emridir ve Rabbimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere vermiş olduğu tavsiyedir değerli kardeşlerim. Evet, gelelim Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerine. Evet, Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre buyuruyor ki Allah'ın Resulü bu tip düğünlere geldiğinde tavsiye ederdi. Abdurrahman bin Avf Hazretlerine şöyle buyurdu. Evlüm velev bişatin. Ey Abdurrahman, sen kızını everiyorsun. İstersen bir koyun dahi olsun. İnsanları çağır, sahabeleri çağır da beraber olunuruz diye Abdurrahman'a bu tavsiyede bulunmuştur. Abdurrahman Hazretine, bin Avf Hazretlerine, o büyük sahabeye bu tavsiyede bulunmuştur. İşte bizlerin de bu araya gelmesi, böyle bir araya bulunmamız, böyle sizler gibi hiç görmediğimiz yüzleri böyle yerlerde görmemiz elbette ki bütün Müslümanları sevindiriyor. وَلَنْ تَلْقَى وَلَا تَحْقِرَنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَوْ بِاَنْ تَلْقَى وَشَكَكِ اَخِيكَ بِوَشِنْ تَلِقْ. Sen Müslüman kardeşinin yüzüne gülmeyi bile sadaka bileceksin. Yanına gitmeyi sadaka bileceksin. Onu ziyaret etmeyi sadaka bileceksin. Onun yanına varıp da hal ve hatır sormayı sadaka bileceksin. Müslümanlar her zaman bir araya gelmesi, bulunmaları, beraber olmaları elbette ki onların çarelerine, onların dertlerine, onların sıkıntılarına büyük fayda vermektedir. İşte bunlardan bir tanesi de, toplantılarımızdan bir tanesi de, bu tip toplantılarımızdan bir tanesi de velime halinde, düğün hallerinde, bu tip zifaf hallerinde bir araya gelmemiz Müslümanları kaynaştırıyor. Müslümanlara çare veriyor. Müslümanların derdine deva veriyor. Müslümanın kalbine su serpiyor. Müslümanların kalbini sevindiriyor. Müslümanlar bir araya gelmekten aciz olduk değerli kardeşlerim. Bildiğimize selam veriyoruz. Bilmediğimize selam vermiyoruz. Bu kıyametin alametinden. Allah'ın Resulü ne diyor? Zaman gelecek ki benim ümmetim bilmediklerine selam vermeyecekler. Bilmediklerinin hal ve hatırlarını soracaklar. Başkalarının hal ve hatırını sormaktan da mahrum kalacaklar diye buyuruyor. Onun için bu büyük bir kayıptır değerli kardeşlerim. Bizler bir araya gelelim. Bir araya gelelim, bizler birbirimizi görelim. Ve biliyorsunuz İslam dininde günde 5 defa bir araya gelme vardır. Günde 5 defa bir araya gelme vardır. Kişi namazın evde kılması bile haramdır, günahtır. Farz namazlarını cemaate gelecek. O cemaatte insanları görecek. Birbirlerini koklayacaklar. Birbirlerine bakacaklar. Birbirlerini okşayacaklar. Birbirlerine toka yapacaklar. Kalpten kalbe olan iman bir defa yakın ilişki kuracak. Bu İslam dininde büyük bir fırsattır değerli kardeşlerim. İşte bu toplantılardan bir tanesi de böyle bu tip hallerde, bu tip münasebetlerde bir araya gelmemizdir. Bundan dolayı toplantının ne kadar önem taşıdığını bildiği için Allah'ın Resulü Abdurrahman'a diyor. Evlüm velev bişayetin. Ey Abdurrahman sen evlilik düzenini ayarla, o münasebetlerden bir koyun dahi olsun sen ümmetlerini, sen arkadaşlarını topla diye buyurmuştur. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Allah'ın Resulü bu tip evliliklerde bulunduğunda sahabe-i kiramlara, evlenenlere şöyle derdi. Barakallahu lekuma ve baraka fikuma vel hayru fikuma. Allah evliliğinizi mübarek eylesin derdi. Allah sizleri mübarek eylesin derdi. Allah sizleri her yerde hayırlı kılsın derdi. Biz de hakeza bu kardeşlerimize Allah sizleri mübarek eylesin. Amin. Sizleri hayırlı kılsın. Amin. Sizleri her yerde hayırlı eylesin diye dua ediyoruz kardeşlerim. İşte bunlar bir araya geldiğimiz zaman oluyor. Bunlar tek halde olmuyor. Bunları bir araya geldiğimiz zaman, birbirimizi gördüğümüz zaman önce tanışıyoruz, bu sünnettir.
Allah'ın Resulü'nün sünnetidir. Bir mecliste bulunduğu zaman önce tanıtırlardı birbirlerini, hal ve hatır sorarlardı. Ondan sonra Allah'ın Resulü konuşacağı konu neyse ona başlardı. Bizler de herkese geldik, 5-10 Müslüman bir aradayız şu anda. Ne kadar güzel bir sohbet, ne kadar güzel bir... Bizler değil değerli kardeşlerim, melekler bile buraya hazır alıyor. Melekler bile hazır oluyor. Allah'ın Resulü ele diyor. Allah'ın Resulü ve haşyetuhumul melaike. Allah'ın melekleri bile onları kapsam altına alırlar. Toplantılar olduğu zaman, o mecliste zikirler yapılıyorsa, Kur'an-ı Kerim okunuyor ise, vaazlar ediliyor ise, melekler bile onları gelip kapsam altına alırlar ve melekler derler, ey bizim Allah'ımız, senin kulların bir araya geldi, seni zikrediyorlar, peygamberlerin hadisini hatırlıyorlar diyerekten, melekler o bilen Rabbimize alemu ennehu bi kulli şey, her şeyi bilen Allah'a bu şekilde rica ederler ve bildirirler. Bu risaleyi ona sunarlar, bu mesajı ona bildirirler. Allah'tan gelen nidada oradaki bulunan, o meclisteki bulunan insanların günahlarını affettiğini o meleklere bindirir. Ne kadar bir hayırlı milletiz, ne kadar bir hayırlı dine mensubuz, ne kadar bir güzel peygamberin ümmetiyiz ki o peygamber sadece bizim peygamberimiz değil. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni bütün alemler için, bütün alemler için rahmet olarak da gönderdik. Ey Habibim diyor Cenab-ı Rabbil Alemin. İşte kıymetimiz.